Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İçinde birçok rengin bulunduğu bir yazmam var arkadaşlar. Şu rengi kullanacağım. Leylak markası 336 numara. Leylak markası 336. Mavim Leylak markası Turkaz diye geçiyor. Sarımın tonu Altın Başak 600 numara. Yeşilimin tonu altın başak 3 numara arkadaşlar. Yine de bakalım. Evet 3 numara altın başak. Modelimize gelince modelimiz de bu şekilde olacak. Instagram üzeri geldi. Modelin tamamlanmış hali bu şekilde. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. İlk önce şu alt zemini hazırlayalım. Sonra da üzerinin motiflerini yaparak devam edelim arkadaşlar. Aydın bakalım. Bismillah deyip geçelim. Şimdi vereceğim arayı yapıyorum. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım. Bu bir 3 adet zincir yandakine kapattım. Bu iki 3 adet zincir yandakine kapatıyorum. Bu 3. 3 adet zincir yandakine kapatıyorum. 4. 3 adet zincir yandakine kapatıyorum 5. 3 adet zincir yandakine kapattım 6. 13 tane tığ battı yapacağım. 7. 3 zincir yandakine kapat 8. 9. 10. 11. 12. 13 13 tane tığ battısı yaparak ara verdim tığ battı üzerine şimdi burada 3 zincir çektim başına bir aldım aynı tığ battıya girdim önce bir yer sonra iki sonra iki aldım başına bir aldım şöyle tığ battı üzerine batıyorum bunu da önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu trabzan başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 oldu 6 adet zincir dönüş yaptım. İlk trabzan arasında 6 adet zincirimi kapattım. 3 adet zincir çektim. Düz yüzünü döndüm. Başına bir aldım. Yuva içerisine girdim. Önce bir sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Yuva içerisine girdim. 2 2 2 çektim. Başına iki aldım. Yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim başına 3 kez aldım yuva içerisine girdim 2 2 2 2 çektim başına 3 kez aldım yuva içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir son trabzan arası girip kapattım 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 Hemen yuva içerisindeki yuvaya 8. sık iğnemle sabitledim. 5 zincir çektim. Bakın buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum. 5 zincirimi kapattım. Pardon. 5 zincirimizi kapattık. 3 zincir çektim. Hemen dibindeki tığ battıya girip sabitledim. Böylelikle aşağı inmiş olduk. Yani 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bu 1. 1, 2, 3 zincir. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. 2. 3 adet zincir yandakine girip kapatıyorum. 3. 12 tane tığ battı yaptıktan sonra 13 tane pardon sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz ben 13 tane tığ batısı yaptıktan sonra yine bu zemini yaprak kısmını ve yuva kısmını oluşturacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim başına bir aldım düz yüzünden yapmış olduğumuz bu yapraklı zemini aldık düz yüzünden burada yapmış olduğum yuvaya girdim önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. Birinci tırabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. İkinci tırabzan. Buraya 5 adet tırabzan yapıyoruz. Üçüncü. Başına bir alıp gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2, al 4 ve 5. 5 adet zincir çekiyorum. Oya mı döndürüyorum. İlk baştaki tırabzanın tepesinde 5 adet zincirimi sabitledim. 7 adet zincir çekiyorum. 6 ve 7 Bu 7 adet zincirimizi yaprağın uç noktasında sabitliyorum. Bu şekilde 3 adet zincir çekeceğim. Şimdi düz yüzün döndüm. Başına bir aldım. Buradaki zincire girdim. Önce bir sonra iki. Sonra iki aldım. 2 oldu. 3. 3 dördüncü 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım başına almadan sık iğne ile 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 buradaki 5 zincirli noktada kapatıyorum 7 adet zincir çekiyorum dönüş yaptım bu uç kısmına battım ilk trabzana 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanımız. Bu birinci trabzan olarak sayıyorum 3 zinciri. Başına bir alıp bu boşluğa girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım. İkinci, üçüncü. Başına bir alıp gir. Önce 1 sonra 2 sonra iki al. Dördüncü. 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip sık iğne ile kapatalım. Beşinci trabzan olarak 5 adet sık iğnesi yapıyorum. 4 5 6. yuva içerisine girip sabitledim. 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Hemen buradan ilk trabzanın arasında 7 adet zincirimi sabitledim. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Bu birinci trabzan. Başını bir alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki sonra iki aldım. İkinci üçüncü 4. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisine başını almadan kapattım. 5. trabzan olarak. 5 adet sık iğnesi yapıyorum. Yuva içerisine 6. sık iğnemi sabitledim. 7 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. İlk baş trabzanın tepesinde 7 adet zincirimi sabitledim. 3 adet zincirle dönüş yaptım. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu boşluğa girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki alarak ikinci tırabzanımı yaptım. Üçüncü yaptım. Dördüncü. 3 zincir çektim. Yuva içerisine kapattım. Beşinci trabzan olarak. 5 adet sık iğnesi yapıyorum. Altıncı trabzanı yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. 7 zincir çekiyorum. Bu işlemi sonuncu kez yapıyorum. Yani 5 tane yaprağımız olacak. 1 2 3 4 bu da 5. Dönderdim. İlk trabzanın tepesinde kapattım. 3 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim. 2. 3. 4. 3 zincir pardon çok özür dilerim arkadaşlar burada ekleme yapacağız 4 trabzan olunca aşağıdan 3. tığ bat diye 1 2 3 bakın burada 4 trabzan olunca 5. yaprağımızın 4. dayız 1 2 3. tığ bat diye girdim sabitledim şöyle yapalım burayı rahat örmek için 3 adet zincir çekiyorum 5. trabzan olarak zincirime girip kapatıyorum. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6. bu yuva içerisine girip sabitledim. 1 adet zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bunu arka kısma alalım bu kestiğimiz ipi ve temizleyip yakalım arkadaşlar. Evet modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Güzel, ütüsü kolay, yapımı kolay, kullanımı rahat olan bir modelle birlikteydik. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.